Merhaba, konuğumuz Sayın Doçent Doktor Sezer Külekçi hocamız. Kendisine davetimizi kırmadı ve bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyor. Sorularıma başlıyorum. İlk sorum, odyoloji ile nasıl tanıştınız? Odyolojiye nasıl tanıştım? Ben o esasında lisansım psikoloji. Bizim dönemimizde odyoloji lisans eğitimi yoktu. Yalnızca lisans üstü eğitim veriyordu odyoloji. Ve ben üniversite son sınıfa kadar, hatta mezun olana kadar odyolojiyi bilmiyordum. Odyoloji diye bir alan olduğunu bilmiyordum. Psikoloji, bizim psikoloji ana bilim dalı başkanımız bunu iletti psikoloji son sınıf öğrencilerine. Ama o dönemde ben düşünmedim ilk başlarda. Daha sonra hocanız, benim de arkadaşım Ufuk Derinsu, odyolojiye benden bir dönem önce başladı. Ve ben de onunla iletişim halindeydim. Dolayısıyla Ufuk Hanım'dan öğrendim diyebilirim. Odyolojiyi. O benden işte bir dönem önce başladı. Sonra ben nasıl bir alanmış, neymiş falan ondan bilgi aldım. Sonra işte ben de sınava girdim ve kazandım. Böylelikle tanıştım odyolojiyle ve yani 37 yıldır bu işi yapıyorum ve severek yaptım hakikaten. Halen de yapıyorum. Devam ediyorum. Sizce odyoloji alanında başarılı olabilmek için sadece odyoloji lisans eğitimi yeterli midir? Yeterli değilse hangi alanlarda kendimizi desteklemeliyiz? Şimdi odyoloji alanında başarılı olmak derken ben bundan donanımlı olmayı anlıyorum. Burada esasında çalışma alanı önemli. Yani bir akademisyen olmak için evet lisansüstü eğitim mutlaka gerekli ama onun dışında işte işitme cihazı alanında, rehabilitasyon alanında çalışacaksınız eğer. Eğer temeliniz sağlamsa lisans eğitimi yeterli olabilir. Kişi kendisini sonradan da geliştirebilir, yetiştirebilir. Lisans eğitimi esasında her alan için söz konusu bu. Bir vizyon verir insana, yani bir bakış açısı kazandırır. Ama bugün yani yaşadığımız, hepimiz biliyoruz bunu. Bir sürü pıtrak gibi odyoloji bölümü açıldı. Bütün üniversitelerde hoca olmadan açıldı. Dolayısıyla altyapısının, bir sürü yetişen arkadaşların altyapısının çok sağlam olduğunu düşünmüyorum ben. Yani daha çok hani odyolog olduğunun bilincinde değil, tekniker düzeyinde insanlar yetişiyor diye, yani o kanıdayım açıkçası. Onun için eğer iyi bir lisans eğitimi verilirse ve çalışma alanında ona göre belirlemişse insanlar, lisans eğitimi yetebilir. Kariyer planlamada nasıl bir yol izlemeliyiz? Kariyer planlamada kişinin öncelikle kendini tanıması önemli. Yani becerilerini, ilgi alanlarını, ondan sonra yani hangi alana eğilimli olduğunu bilmesi ve hedefini de ona göre belirlemesi önemli. Eğer hakikaten çalışmayı düşünüyorsa, akademik kariyer yapmayı düşünüyorsa, o zaman yüksek lisansa hazırlanmalı. İşte ardından doktora, zaten akademik çalışacaksanız onları yapmak durumundasınız. Ama şayet diğer alanlarda, yani normal bir odyolojide klinisyen olarak çalışacaksınız. Rehabilitasyon alanında veya işitme cihazları alanında daha çok teknik eğiliminiz var ise, işitme cihazı alanında çalışacaksınız. Ona göre hedefinizi iyi belirleyip kariyerinizi ona göre planlayabilirsiniz. Yani donanımınızı ona göre yapıp, ama tabii hepsinde de ilgi duyduğunuz alanda çok çalışarak, yayınları izleyerek, özellikle bilimsel yayınları izleyerek kariyerinizi planlayabilirsiniz kısaca.
Peki, odyoloji alanında fark yaratmamızı sağlayacak önerileriniz nelerdir? Efendim, fark yaratmak için bir kere yani hep tekrar gibi oluyor ama bilgilerimizi sağlam temellere dayandırmamız gerekiyor bir. Ve bütünsel bir bakış açısı kazanmak gerekiyor. Yani edindiğimiz bilgileri yoğurup bütünsel bir bakış açısı kazanmamız gerekiyor. Bunun dışında yani araştırmacı olmamız gerekiyor, sorgulayıcı olmamız gerekiyor. Bu aslında sadece odyoloji için değil, bütün alanlar için söz konusu bu söylediklerim. Bunları söyleyebilirim. Hayata dair 3 altın kuralınızı sıralayabilir misiniz? Evet, güzel bir soru bu. Benim için kendi alanını iyi bil, yani kendi alanını korumak ve kendi alanını iyi bilmek, başkalarının özgürlük alanını atlamamak, onları hep göz önünde bulundurarak hareket etmek. İkinci altın kuralım bilmediğini bilmek. Neyi bilip neyi bilmediğini bilmek. Kendine ve başkalarına karşı dürüst davranmak, dürüst olmak. Üçüncü altın kuralım da ani karar vermemek, sakin davranmak. Son olarak, odyolojinin geleceğine yönelik gençlerden beklentileriniz nelerdir? Evet. Şimdi son yıllarda odyoloji çok yıpratıldı. Yani yıprandı açıkçası. Yani lisans eğitimi açıldıktan sonra daha iyiye gitmesini beklerken daha iyiye gitmedi benim düşüncem. Daha önce de söylediğim gibi yeterli öğretim elemanı olmadan bir sürü bölüm açıldı ve bizim alanımızın dışında insanlar maalesef odyolojinin tepesinde yer aldı. Halen de devam ediyor bu durum. Halen söz konusu. Bunun için gençlerden beklentim benim daha çok kariyere yönelmeleri. Yani çok çalışmaları ve akademik kariyer, yani bütün herkesin tabii bunu yapması söz konusu değil ama o alanda çalışanların sayısının artması, çok çalışmaları, bunu yapmak için de mutlaka yabancı dil bilmeleri ve yabancı yayınları, yabancı bilimsel yayınları izlemeleri, kendilerini geliştirmeleri, yani bir kere daha söyleyebileceğim çok çalışmaları. Ve o bizim alanımız dışında olan insanları elemine edip oralara gerçekten odyolojiden insanların gelmelerini sağlamaları. Bunu bekliyorum. Yani bir kulak burun boğazcı veya ne bileyim bir başka alandan birisi niye gelsin odyolojinin? Odyoloji yönetimine veya odyoloji öğretim üyesi olarak niye odyologlar olmasın orada diye düşünüyorum. Sayın hocam, cevaplarınız, değerli katkılarınız ve önerileriniz için teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Kısa zamanda bunları söyleyebiliyorum ancak inşallah daha karşılıklı tartışarak daha derinlemesine konuşacağımız zamanlar olsun.